erkeklerle yarışıyordum ben zaten. Ancak son 2 senedir bir bayan kupası oluşturmuştuk. 4 bayandık. Ancak daha sonra tabii bu bayan katılımını arttıramadık. Biraz pahalı bir spor yapıyoruz. Biraz kondisyon gerektiren zor bir spor yapıyoruz. Biraz daha bayan katılımının yüksek olması gerekiyordu kupamızın devam etmesi için. Maalesef önümüzdeki yıllara kaldı. Bu biraz erken oldu bu bayan kupası sanırım. Şimdi gene eski sistem, herkes karışık yarışıyor, bayan ve erkek. Burada da iddialıyız. Sonuçta değişik gruplarımız var, E1, E2, E3, AB grupları şeklinde motor kategorilerine göre. Buralarda da şansımız var. Yani ne kadar erkek fiziki gücü daha fazla olsa da bayanların da hani taktik ve diğer planlamalarına güvenerek şansları olduğunu düşünüyorum ben. Normalde caddede ben motosiklete biniyordum. Arkadaşlarımın vesilesiyle bir gün beni ormana götürdüler. Dediler ki asfaltta binmekten farklı bir zevk. Hiç normalde yürüyerek ulaşamayacağın yerlere motor seni çıkaracak dediler. Denedim. Hakikaten de öyle oldu. Yoruldum. Çıkamadığım yerlere çıkabilmekten zevk aldım. Öyle başladık. Yani antrenmanla hobi olarak başladı. Hadi. Bugün 100 küsür tane motor var. Biz burada 2 bayan yarışçıyız. Gönül isterdi ki hani yarı yarıya zaten olmaz ama en azından hani bir elin parmaklarını geçseydik daha bizim için daha zevkli olurdu. Ümit ediyorum ki hani buradaki yarış çok heyecanlı geçecek, çok zevkli geçecek bizim için de. Sezonun ilk yarışı olduğu için, herkes çok heyecanlı olduğu için inşallah kazası belası geçer diyorum ben.